Sayın Genel Başkan, muhatabına soracağı soruları muhatabının atadığı bakanlara sormamakla suçlanamaz. Sayın Genel Başkan'a yapılmış olan bir bilgilendirme ziyareti, Sayın Genel Başkan'ın haftalık grup toplantısına istikamet ya da çerçeve çizemez. Oradaki bilgilendirmeden sonra sorulmuş soru da sorunun meşruiyetini ortadan kaldırmaz. Sayın Genel Başkan sadece Trump'ı da sormamıştır. Sayın Genel Başkan örneğin yerel seçim sürecinde destek istenenlerden gerektiği noktada bu evlatların kurtarılması için inisiyatif almasının neden istenmediğine de sormuştur. Cevapları 5 tane soru vardır. Cevapları Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı. Toparlayın sayın. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sormuştur. Cevapları da yarın beklemektedir. Sayın Süleyman Soylu'nun bize içeride sormadığı, kürsüden sormayı tercih ettiği soruya ilişkin elimde 20 sayfayı aşkın bir rapor vardır. CHP ne gayretler göstermiştir diye. Ben kendisine genel başkanın Recep Tayyip Erdoğan'a sorduğu 5 soruyla birlikte bu dosyayı da takdim edeceğim. Ondan sonra belki bir düzeltme ihtiyacı duyar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Zengin. Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım. Doğrusu üslup konusunda ben de hemfikirim. Fakat şunu belirtmek isterim Sayın Özel. Biz AK Parti olarak şöyle bir prensibimiz vardı. Yani genel başkanların konuşmalarında, genel başkanların söylediği şeylere kendi genel başkanımız cevap versin diye adı konmayan ama kendi içimizde verdiğimiz bir karar vardı. Bu kararı, bu ilkeyi siz yıktınız. Siz yıktınız. Özellikle grup başkan vekilleri olarak. Bizler arkadaşlarımla şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanımıza öyle ağır ithamlarla konuşuyorsunuz ki. Bunları genel kurulda çok konuştuk. Hitaplarınız, söylediğiniz cümleler. Yani burada bu ilkeyi tarmar eden sizsiniz. Aslında siyaseten bence de öyle olmalıdır. Genel başkanlara öncelikle genel başkanlar cevap vermelidir. Fakat siz bu ilkeyi yerle yeksan ettiğiniz için eğer farkındaysanız biz de artık yeri geldiğinde cevap veriyoruz. Bugün de gün içerisinde de siz soruyu... Buyurun toparlayın sayın. Siz soruyu sorarsanız kaldı ki onlar bence birer soru değil. Soru olabilmesi için gerçek bir merakın ürünü olması lazım. Bugün zaten Sayın İki Bakanımız sizleri ziyaret etti. Çok detaylı konuşulduğu kanaatindeyim. Ve bu konuşmaların da özel olmasının bir anlamı var. Yani burada konuşulanlarla orada konuşulanlar arasında da fark olduğunu eminim. Bunu da bence gayet iyi biliyorsunuz. O yüzden bu manada cevaplar da soruları sorarsınız gerçek soruysa bu cevapları da bizler bugün gün içerisinde ve devamında da vereceğiz. Teşekkür ederim.